İçimdeki tarifi mümkün olmayan hüznü ancak bu şekilde dağıtabilirdim. Bu minişlere sığınarak. Onların bana, benim onlara ihtiyacım vardı şu anda. Dokundukça hiçbir şey kalmayacağından emindim. O yüzden hemen başlarına geldim. Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun? İyiyim. Babamla meyve suyu koyuyoruz. Gördünüz mü Sahire babasının ikisine meyve suyu koyuyormuş kahve hazır olana kadarı. Ayaklar ıslanmış bunların. Full ıslanmış ayacıkları bunların. Gelin bakayım siz buraya. Loşlar sizi. Şimdi bunları... Yemeklerini getir anneciğim. Yemekleri? Hı hı. Nerede? Güne başlamış bulunuyoruz. Bütün Türkçüklü ailesi ayakta artık. Ay o kadar komikler ki. Kapmış kaçıyor. İnsana ne gerekiyor ki? 2 dakikada bu miniklerin hareketlerinle bütün neşesi yerine geliyor. Hepimiz kahvaltımızı ettik ve iş başı yapıyoruz. Çünkü çok iş var köyde biliyorsunuz. Günler de uzadı artık. Haydi bakalım bize kolay gelsin. Çok gittik ya son zamanda. Şimdi artık yasak. Hayır bizimkiler de gelemiyor artık. Bize et met getiriyorlardı. Ya bizim etler oradan geliyordu. Geliyordu kalmadı artık gele. Abi Yusuf abi. O kadar toprak yumuşak ki mis mis. 2 dakikada tamam. Gazı verdim. Sarımsağın otunu. Ama ot da olmamış. Hiç olmamış hatta ot hiç yok. Isırganlar bayağı boylanmış. Şöyle bir dokun dokunu verdim. Şimdi sulayacağım. Adet yerini bulsun diye. Mehmet şu suya bir dokunu versen sana zahmet. Bu mu? Evet lütfen. Dur bir dakika dur. Sen işe gidiyor musun? Veterineri gizindeyim. Hayır. Muhammed şey yapacağım. Şimdi sokamazsan kapıya kilit vurdum ya. Seni de açık bırakacağım. Size vereceğim. Şimdi bunu hala edeceğim. Yusuf bunun ucu fırladı. Hah burada. Ne geliyor dede? Dede gelmişse ya o ne yapıyor? İçeri geç lan. Tanrısız mı geliyor? Anlayamadım ne olduğunu. Ha tamam. Ay! Al koydu herhalde. Neye bak. Bizi dinlemiyor senin koyunla. Hayır hayır bizimle mi alakalı Muhammed? Seni sokamadın gök koyunları. Görmüyorsun. Bizim üstümüze kaldı koyunların girmemesi. Abo! Gel de sen sesini koyunları sokacağız tarla şey nedir? Bahçeyi bir otlasınlar diye. Şakir abi gelmedim. İçeri sokamadık koyunları. Sağ olasın. Melek teyze evde mi? Etemin geldim yoktu zaten. E artık bizi tanısınlar canım. Artık neredeyse kaç senedir buradayız bizi tanısınlar. Tanısınlar ki bunlara bir kiray vereceğim.
Değil mi? Patates olaydı gireceği bile. Yayıyordum ama bu gelince boğuldu işte. Belli abi, benim suçum yok. Bu gelmeden ben hallediyordum. Gene suçlu ben oldum. Çıktım. Bir daha Melek teyzeye gidiyorum. Sarımsaklara bakalım kalmış mı? Kaldıysa alacağım. Bir de bakın nacaklarını. Katil gibi elimde nacaklı. Nacak diyorum ya, Yusuf'tan ağzıma dolandı. Bu sattır sattır. Yusuf'un köyünde nacak deniyormuş. Dönüşte size azıcık kuzucukları çekeceğim. Hava çok güzel, mis. Vallahi hiç gidesim yok Çanakkale'yi. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Hayırlısı diyelim. Nasıl olsa gelip gidiyoruz. O kadar da takılmayacağım. Çünkü çok canım sıkılıyor gelemeyince. Tıkılmış gibi kalıyorum bir yere. Halbuki hiç alakası yok. Millet dört duvar arasında. Biz burada kıç atıyoruz. Bizim tabirimizce. Ve ondan sonra da gene beğenmiyoruz yani. Melek teyze mahalleye çıkmış. Öğrendim Muhammed'den. Bakalım döndü mü? 2 dakikada o çocuğa bakacağım ayağına, şey girene. Ne oldu, ne bitti? Güldür güldür. Köyün çeşmesinin suyu akıyor. Gelmiş mi Melek teyze? Muhammed! Duymadı beni. Şimdi bakacağız. Satları bırakayım. Bizim kapının önünde leylek açmamış. Melek teyzenin leyla açmış. Herhalde bizim orası azıcık daha yüksek ki, 10-15 metre. Yani daha serin olduğu için açmadı diye düşünüyorum. Kapı da kapalıymış. Bu da bizim gibi dışarı açılıyor. Huhu! Melek teyze! Melek teyze! Gelmeyeceğim. Gel 2 dakika sen. Şu satırı da bırakayım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, ben ne yapayım işte, gördüğün gibi. Evet, gelemedik, gidemedik. Geldik işte zor zar. Ondan sonra şuncağızı alsana. Yavaşçık temiz. Evet evet, harika. Et de çok güzelmiş. Bayıldık. Teşekkür ettik Şakir amcaya. Sarımsakların duruyormuş mu? Duruyor. Aa, harikasın. Verecek mi bana? Vereyim. İyi, süpersin. Evet, ver hadi de eki vereceğim şimdi. Çünkü yarın gitmek zorundayız. Yusuf bir iş aldı. 3-5 güne gene geleceğiz. Hatta şimdi pazarlık yapıyorlardı şeyle. Sizin çatıyı falan yapıversin diye. Ay, ben şuradaki eriği çekeyim sen gelene kadar. Eriği çekeceğim. Bakın babuçukları ne kadar büyümüş. Gördünüz mü? Melek teyze bana hemen marul vermek istedi. Akşama salatanın içine koyacağız. Bir tane yeter lütfen. Melek teyze bir tanecik yeter. Soğan da var bahçede. Ben soğan alırım bahçeden. Dereotu tohumun var mı? Tohum yok, aha buradan dökülmüş de bak bitmiş. Ay çok güzel. Ben de ekmek istiyorum da benim tohumum da bozuldu. Baksana pek güzel bitirmiş. Hiç görmedim de, kendim de görmedim de. Kelebek yakaladım. Şurada onu çekiyorum. Ay uçtu. Her güzelliği şöyle sizin için çekmek istiyorum ya. Nasıl bir duygu bilmiyorum ama. Merhaba keçi kardeşler. Ben de suladım şimdi benim sarımsakları. Cıgıl cıgıl. Bak bunlardan fide olmaz mı ki, o marullardan? Olur. Şimdi sen bana azıcık yolu ver. Ben Çanakkale'ye ekeyim onlardan. Biraz da buraya ekerim. Tamam. Ama buraya çok gelip gitmiyoruz ya son zamanda. Kuruyor. Canım sıkılıyor sonra da. Verdiğim emeğe. Çeşmeyi kapatayım. Evet evet. Komşumuzun bakın bahçesini size çekeyim. Tohumun ne var? Tohumun varsa köy tohumu isterim. Ne mesela? Şimdi şırdan şey alacağım. Marul fidesi. Çanakkale'ye dikeceğim. Bakın bunlar yağlı marula benziyor. Şimdi çok yaklaşamıyorum. Çamur yeni sulandı. Çok güzel. Hayır. Bakın hemen. Benim hemen fidelerimi yiyecek bu akıllı. Yeme onları. Ben ekeceğim şimdi.
Evet. Çok tatlısın sen. Hadi bir daha. Üç gündür dere tepe. Hadi bir daha öt. Merhaba. Evet evet, iki dakika baktım, gidiyorum. Hadi hoşça kal, görüşürüz. Aldım tohumumu, ıspanağımı, her şeyimi, gidiyorum vallahi. Komşuluk sağ olsun. Ay ay, böyle işte. Köy güzel yer. O yüzden ben buraya alıştım ve çok da seviyorum. Evin... Tam evi gösterecektim, bu öttü. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Ay. İşin güzel tarafı, komşularım beni seviyor. Münzile teyze bir sürü marul fidesi verdi. Şimdi aşılayacağım. Ay, kokacak da bir yerden ötüyor. Her taraftan güzel güzel sesler geliyor böyle köyde. Susayım da dinleyin. Rüzgar da güzel güzel esiyor. Köyde yaşasak şu güzelliklerden mutlaka edineceğim. Ama gel gitle yapılacak bir iş olmadığı için hiç öyle bir şeye beslenmiyorum. Çünkü aynı civcivlere dönecek, getir götür. Çok güzel zilinin sesi de. Şu güldür diyenden bir tanesi içmeden geçemem vallahi. Çizmemle girdim içine. Çünkü ellerim dolu. Şöyle bükülüp. Ay. Buz gibi. Bükülüp içtim. Ayağımla da girdim, çizmem var ya. Harika bir duygu. Hiç elimi değdirmeden direkt kurnadan içtim. Ağzıma aşağı akıyor şu anda sular. Ama buz gibi çizmenin içinde ayağım bir saniyede sanki buzdolabına girmiş gibi dondu. Ay, ormanın içinde gidip şu kucağı çekesim var sizin için. Ama şimdi işkembeyi temizleyeceğim. O yüzden gidemem ama o işler bitince gidebilirsem giderim. Ay. Şurada kuzular vardı. Onları çekecektim size. Bir dakika, şimdi elimden bunları bırakıp çekmeye çalışayım. Şakir abi hala bizim kapının önünde oturuyor. Ay, biliyor musunuz erik nasıl kokuyor tam arkamda. Aa, inanmıyorum. Çok güzel kokuyor. Şuraya girip size kuzuları göstereceğim şimdi. Bir sürü kuzucağız. Şu elimdeki fideleri falan bırakayım. Yusuf diyecek ki bu gitti gelmiyor. Bir dakika. Eller. Bildiğiniz köy kızı oldum. Zaten köy kızıyım da. Kapıda anahtar olduğu için içeri giremiyorum. Ama selfie'ci boom olduğu için
benim içeri girmeme hiç gerek yok. Bakın şimdi nasıl bir kolaylık sağladım selfie çubuğuna. Huhu, merhabalar. Bakın samanlığı ne kadar güzel. Ay bu çiş yaptı hemen. Gördünüz mü ne kadar tatlılar. Şaşkın şaşkın bakıyorlar. Hadi bir merhaba deyin. Haydi. Deyin bakayım bir merhaba. Hulusi amca nereye? Bugün çektim sizin danaların o harman çok güzel. Dedim şöyle bir hep İsviçre'de mi harmanlar var? Bizde de var Türkiye'de dolu. Haremin her tarafı ot bürümüş. Ama yarın sabah Şakir abi buraya koyunları sokup tertemiz ettirecek. Güneşi bugün sizinle batıramadık. Çünkü yeni komşularımız var demiştim biraz önce. Onlarla kahve içtik. Bir dahakisine belki videoda çekeriz beraber. Hatta şimdi lafladık. Ekmek fırınında ekmek yapalım diye. Hayırlısına güzel komşuluğumuz olacak. Şu sevimli varlıklarla başladım. Onlarla bitirmek istiyorum gene. Hiç de doymuyorlar. Hiç. Ay çok komikler. Öldürecek beni bunlar. Hale bak ya. Uçan tepeden. Çok fena. Şu gri olan çok fena şu. Şu rahatsız olana da bir operasyon yapmam gerekecek herhalde. Bir sorunu var kuyruk kısmında. Karınları doyunca bakın şunların keyfine. Civ 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 civ. Bunlar da herkes uykuya yatmış. Onlar bir posta şimdi kalktı. Şimdi yatma zamanı demek ki. Görüyor musunuz? Sıcağı kafasını uzatmış. Ve herhalde o en çok sıcağa ihtiyaç duyan civciv. Sorunu var ya belki ondan. Ay çok tatlılar. Bütün gün onları takip edip izliyoruz. Çoluk çocuk. Gördünüz mü nasıl zıpladı? Çok komikler ya. Anneniz yoksa böyle sıcak su şişesine sarılırsınız. Bakın bakın nasıl sarılıyor şişeye, görüyor musunuz? Üstüne yatıyor.